merhum Gökalp'in akıl ve ahlak ibminde damıtılan millet tanımı aynısıyla şudur. Dil bakımından müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep kültürel bir zümredir. İnsani şahsiyetimizin bedenimizde değil, ruhumuzda olduğunu söyleyen odur. Maddi meziyetlerimizin soyumuzdan, manevi meziyetlerimizin de terbiyesini aldığımız cemiyetten geldiğini vurgulayan gene odur. Milliyette secere yerine terbiye aranmasını önermesi birlik ve beraberliğe verdiği önemde saklıdır. Bilhassa Diyarbakır'da konuşulan Türkçenin Bağdat'tan ta Adana'ya, Bakü'ye, Tebriz'e kadar uzanan doğal bir lisandan yani ak koyunlu ve kara koyunlu Türklerine mahsus bulunan bir Azeri lehçesi olduğunu dil araştırmalarına dayanarak gün yüzüne çıkaran hiç kuşkusuz merhum Ziya Gökalp'tir. Mondros Mütarekesi'nin hitamında yurt dışına çıkma tavsiye ve telkinlerinin karşısında işlenmiş herhangi bir suçum yoktur. Bu nedenle ve kesinlikle bir yere gitmeyeceğim. Ölürsem bu topraklarda ölürüm diyen Cesur, gözü pek, civan mert, geri adım olmayan bir vatanseverdir. Yine mütarekenin karanlık atmosferinde İstanbul Büyükada'da toplanan dönemin bir avuç aydını arasında bulunan merhum Yahya Kemal, merhum Ziya Gökalp'e çarenin ne olduğunu sormuştu. O da şu cümleleri açıklıkla ve inanmış bir vicdan müşahitliğinde telaffuz etmişti. Çare Türk'ün kendisine gelmesinden ibarettir. Tarihin de gösterdiği gibi Türkler her felaket zamanında işlerinden çıkacak bir kahraman tarafından temsil edilecekler ve arkasından yürüyecekleri bu kahraman Ergenekon efsanesindeki Bozkurt gibi onları selamete ulaştıracaktır. İşte o bozkurt Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur.